Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Eren Ceylan. Bugün Crusader Kings 3 Osmanlı serimizin yeni bir bölümüyle daha sizlerin karşısındayım. Efendim, geçtiğimiz bölümde bir dizi talihsiz olaylar yaşadık ve bu talihsiz olayların neticesinde hanedanımızdaki erkek popülasyonu 1'e düştü. Yani şaka değil, direkt 1 yani. Şu an bir tane erkek üyemiz var ve o arkadaş da Padişah İlgazi Muradoğlu. Eğer bu da ölür ise oyun bitiyor arkadaşlar. Şaka değil, oyun bitiyor. Padişah İlgazi Muradoğlu'nun ölmemesi gerekmekte. Bu arkadaşın yaşaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Çünkü varisimiz yok. Yenilmiş oluyoruz. Bunu istemiyoruz tabii ki de. Şimdi bizim yapabileceğimiz buna dair bazı şeyler var. Bu arada şu arkadaşı bir ata. Sonra yetkin kişiler değil de güçlü kişileri atacağım ya. Yalnız hepsi beni öldürmek istiyor ya. Seninle bir müttefik olalım mı? Nasıl olacağız müttefik? Bir şekilde olmamız lazım. Senin kızınla mızınla varsa alayım kardeşim. Akraba evliliği falan yapacak bir şey yok. Bir şekilde çözeriz kardeşim o kısmı. Yani yapacak bir şey yok. Birileriyle bir şekilde ittifak kurmam lazım. Şimdi yapabileceğim iki seçenek var. Ya yaşamak birinci seçeneğimiz. Ya da yaşayamazsak şuradan veraset sistemine erkek şartlı erkek tercihli yapmamız lazım. Bunun için prestijimiz yetmiyor. Bununla beraber desteklemiyor diğer arkadaşlar. Ne yazık ki kendileri erkek şartlı kalmasını istiyorlar. Beni desteklemiyorlar. Lan kadınlar da yönetsin, ne olacak? Arkadaşlar lütfen ya. Lütfen ya, yönetsin ne olacak abi? Abi ölmememiz için saray mensuplarından her türlü şeyi yapmamız lazım. Seyis başı ata kardeşim. Ata, seyis başımız olsun, üstüne bu adama bir eser hediye edeyim ben. Buna bir kılıç vereyim. Bu arkadaşa bir kılıç verelim. Al kardeşim, hayrını gör güzel kardeşim benim. Mimarı falan boş ver, şairi boş ver, zanaatkarı boş ver. Özel deniliyordu. Burada ne var? Burada çok bir şey yok. Sıradanlara bakıyorum. Koruma. Kardeşim gel. Gel, şu koruma beni sevmiyormuş. Şuna bir şeyler hediye edelim abi. Al kardeşim bir Yunan kılıcı. Lütfen beni koruyun. Beni öldürtmeyin abi. Rica ediyorum, ben ölmeyeyim. Eğer ölürsem bizim için vaziyet çok sıkıntı olacak. Beylerbeyi İnal'a hiç güvenmiyorum. Buna entrikacı yaptık da beni seven, saygı duyan bir kişiyi atayabilsem güzel olurdu. Ama bana beni seven, saygı duyan kimse yok. Üvey kız kardeşim var. O geçsin, belki korur beni. Onu geçirdim, belki korur beni. Lan! Şirin Osman'ı öldürüyorlar. Allah Allah. Şirin Osman hedefli cinayet planı açığa çıktı diyor mu? Şuraya geldim, Şirin Osman adlı kişinin Allah tarafından yargılanmasının vakti geldi diyor. Lan kim kimi şey yapıyor? Hedefte akrabam Şirin var. Allah, kim yapıyor? Ne istiyoruz 15 yaşındaki veletten? Kardeşim lütfen beni öldürmeyin be. Beni öldürmeyin be. Ben yaşayayım lan. Lan bir çocuğu olsun, bir şey olsun, bir ölmeyelim lan. Ne oluyor oğlum, ne özgürlük mü özgürlük, kim yutturuyor size bu kelimeleri? Nereden çıktı lan bu kelime, özgürlük mü özgürlük, kim buluyor bunları? Yalnız eş lazım. Uygun eş yok. Niye yok? Ne demek yok? Nasıl yok? Birkaç tane eş bulalım yani. Lan isyan çıkacak. Lan hepsiyle birden nişanlanamıyoruz mu ya? Lan ne olacak oğlum? Ne önemi var? Ver gelsin hepsi ya. Ne olacak ya? Gelsin hepsi. Gelsin abi. Kan davasını bitirmek lazım bu arada bunlarla ya. Bunlarla kan davasını bir bitireyim bir ara bak. Bunlarla alakalı bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum da. Kan davası çok uzun sürmese iyi olur. Şimdi bak biz bunlarla savaşacağız. Kardeş, niye böyle yaptınız lan? Neden la? Bahri, Bahri gel la gel. Bahri, şunu nişan boz. Bu kim bu? Babası gelmedi değil mi iç savaşa? Lan babası gelmedi. Bu babasını, babası gelmese de önemi yok. Bunu kovayım ben. Kardeş, güçlü biri lazım bana. Eş bul. Of, 4000. Oo, 3000. Oh, şu güçlere bak lan oğlum, bu ne, dalga mı geçiyorsunuz benimle? Kardeş senin kızın var mı? Güzel. Güzel, senin kızın var.
Daha güçlüsü var mı? Daha güçlüsü gidip Katoliklerle evlenemeyeceğimize göre onları çok da düşünmeye gerek yok. Reis, senin kızlardan yani şu hariç olsun ya, bir alalım birini. Reis gelmen lazım acil. Acil. Bunlar birleşmeden bu arada, bunlar toparlanmadan ben hızlıca saldırmalıyım. En yakınımda şu lavuk var. Bunların ordularını hızlıca imha etmek zorundayız. En hızlı bir şekilde hemen hızlıca bunları indirmeliyim. Çok güzel. Şimdi kardeşim şu savaşta beni bir kolla bakayım. Götümü kollaman lazım. Vallahi götümün birilerine emanet olması lazım yani. Yapacak bir şey yok açıkçası çok fazla. Götümü koruyun yani. Size kaldık. Kardeş kaçmasana ya. Kaçma, bir şey konuşacağız ya. Gözünü seveyim, niye kaçıyorsun ya? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun Karabaş? Gitme ya. Gitme dur. Lan gitme lan. Lan dur lan. Dur oğlum, bir şey konuşacağız lan. Lan bir dakika lan. Lan bir dur lan. Lan kaçma, ne kaçtın ya? Tut şunu, tut. Dur. Tuttuk tuttuk bu saat. Kaçar kuçar yolu yok. Varmış, yine kaçtı. Lan kaçmasana lan. Lan ne dallama çıktı bu ya? Ne dallama çıktı bu ya? Allah'ın belası. Bizi bitirdi bizi. Bizi bitirdi. Nereden soktu bizi buraya ya? Vallahi sıçtık. Sıçtık. Reis gel reis. Gel götümüzü kolla gel. Allah aşkına nerede kaldın ya? Oğlum bu popülasyon ne? Bu düşmanlık ne? Başkentimi niye aldınız ya? Ne istiyorsunuz oğlum? Lan gerek yok oğlum. Ne yapacaksınız orayı ya? Yaramaz da size. Kötü fal 10 yıl boyunca. Ebenin nikah. Düş. Çıkın çıkın çık çık çık. Reis neredesin? Kardeş. Gel la. Gel oğlum destek ver. Kol kanat yere. Hoş gelmişler ola. Şanlı Büyük Enver Paşa, gir abi. Hayır. Hayır. Hayır dur. Ya. Ya kale düştü ya. Arkadaşlar galiba tahttan indirileceğim mi lan? Tahttan indirilmiyorum galiba. Galiba zorluyoruz. Ya bu Memlük ordusu ne boktan bir orduymuş ya. Memlük harbi ne boktan ordum varmış ya. Yani biraz yetenekli bir ordun olsun kardeşim. Bu kadar da kötü ordu olmaz ya. Bir ordu bu kadar da kötü olamaz. Teslim ol, teslim. Teslim olduk. Yapacak bir şey yok. Abi yaşıyoruz. Ölmedik. Hayattayız. Yıkılmadık. Yıkılmadık, ayaktayız kardeşim. Yıkıldık. Yıkıldık abi. Yıkıldık ne yazık ki. Evet. Şunu zıplat, durma şuradan. Öldürüldük. Ne yazık ki. Şerefsiz. Abi ben bir malım biliyor musunuz? Bunlarla kan davası yüzünden zorladık. Bak bunlar öldürdü. Bunlar öldürdü. Oyum sona erdi. 10 yıllarca Osman Hanedanlığı ile oynadınız. Hanedanınız tüm çabalarınıza rağmen önemsiz bir hanedanlık olarak kaldı ve tarihte kalıcı bir iz bırakamadı. İlk defa bu oyunu 1 senedir, 2 senedir, 3 senedir, 4 senedir, 8 senedir oynuyorum. İlk defa kardeşim bu şekilde yenildik. Kınıyorum.